Ankara'ya gidelim Deniz Gürel'e Deniz Ankara'da hava nasıl? Seçimler 18 gün kala Şimdi şöyle bir yorum yapacağım Aslında biraz sisli puslu bir hava var gibi gözüküyor buradan Bir de merak ettiğim şeyler var Yani senin görebildiğin nasıl tabii ki Seçim birinci tura mı ikinci tura mı gidiyor Ama şimdi konuklarımızın da değerlendirmelerinden çıkardığım bir, bir durum var Bunu sana özellikle sormak istiyorum Not aldım Anketlerin ölçemediği ve bizim sandıkta görebileceğimiz sürprizler var mı? Çünkü kararsızlar üzerinden çok fazla yorumlar yapılıyor. Daha önce işte bu e, anket şirketlerinin sahipleri de bazı verilerinin e, çok hızlı ve anlık değişebildiğinden bahsetmişti. Nasıl bir ölçümleme var şu an anketlerde ve sandıkta bize anketlerin ölçümleyemediği sürprizler e, bekliyor mu? Birinci turumu ikinci turumu sana da soracağım. E, Cansu tabi ben de konuşmacıları dikkatle dinledim. Ama herkes tabii temkinli konuşur. Sağda çok bilinmeyenli bir denklem var. Hani profesyonel, mesleki açıdan da 20 yıldır neredeyse izlediğim seçimler arasında gerçekten... ...önceden tahmini en zor seçim diyebilirim. Yani hani henüz 18 gün var. Sevgili Serkan Toper'in söylediği gibi seçim iki haftalıktır. Ben de katılıyorum. Özellikle Türkiye gibi böyle hani kabak gibi ortadan ikiye bölünmüş bir seçmen... ...ve bir düşünce grubunun işte muhalefet, iktidar yanlısı diye ikiye bölündüğü... ...ve yüzde birlerle seçimin kaderinin değişeceğine, değişeceği noktada... ...iktidarıyla, muhalefetiyle mutabık kaldığımız bir ortamda... ...tabii son 18 günde... Drama hata yapan kaybedecek. Onu izleyeceğiz. Yani bir iletişim hatasına onu düzeltebilecek kadar geride süre yok. Şu anda mevcut duruma bakacak olursak benim değerlendirmem kabaca yüzde 45-45 kararını vermiş durumda. Yani yüzde onluk bir kararsız ve mutsuz seçmen adaylardan adaylar noktasında hem kararsız hem de mutsuz bir seçmen olduğu kanaatindeyim. Bu yüzde onluk kararsız ve mutsuz seçmenin ee, ne kadarının e, Sayın Muharrem İnce ve Sayın Sinan Oğan'a gideceği aslında bu seçimin e, birinci turda mı bitecek yoksa ikinci, turda mı, ikinci tura mı kalacak sorusunun e, yanıtı olacak. Yani e, seçmen, Türk seçmeni gerçekten hem çok profesyonel hem çok pragmatist olduğunu düşünüyorum. E, zaten Türkiye'deki seçime katılım oranı da dünyanın pek çok ülkesinden e, çok yukarıda belki de e, seçime en yüksek katılım gösteren ülkelerden bir tanesi. Hani bu zaman zaman siyasi partilerce e, bir demokrasi demokrasi şöyle ne? Şeklinde yorumlanır. Açıkçası ben ona da çok katılmıyorum. Evet. Çünkü gerçekten demokrasisi birçok gelişmiş birçok ülkede seçime katılma oranlarının %50'lerde, 60'larda olduğunu aksine siyasallaşan daha çok ülkelerde gerilimin ve kutuplaşmanın arttığı dönemlerde seçime katılım oranları yüksek olur. Bakınız Amerika'daki son seçimlere katılım oranlarına yani bir gün eğer seçime katılım oranımız düşerse buna üzülmemeli. Aksine demokrasi kültürümüzün ve güvenin seçmenin gü güveninin arttığını Doğru. söyleyebiliriz. Şöyle elimizdeki tabloya baktığımız zaman şimdi iki tarafın artılarını eksilerine gelecek olur olursak millet İttifakı'yla ile başlayayım. dün Ali Babacan'ın sayın Ali Babacan'ın deva partisi genel başkanı sözleri ilginçti. senin de konu başlıkların arasında evet, yani seçmenimizin tamamı devam etti Çok edin, Tam böyle partisine... bulunduğun yerle ilgili bir kaldığın yerden bir katkı yapmak istiyorum. Seçimin aynı zamanda Referandum mahiyeti taşıdığını da vurguladı. Belki sen öbür satır başına değinecektin ama bu da çok e, değişik bir çıkış değil mi? Referandum gibi bir seçim demek yani evet şimdi onunla ilgili de mesela şimdi çok konuyu dağıtmadan belki ilerleyen aşamada konuşuruz işte Ankara'da böyle hani Ankara'nın derin dehlizlerinde işte kim kazanırsa kazansın Sayın Cumhurbaşkanı kazanırsa meclisi kaybeder Sayın Kılıçdaroğlu kazanırsa altılı masa ve bu yönetim anlayışıyla yönetemez 12 24 ay içerisinde Türkiye belki tekrar bir seçim diyebilir şeklinde de konuşmalar açıkçası oluyor yani Sayın Babacan'ın bu bir referandum niteliğinde sözü aslında ben Sayın Babacan'ın siyasi çizgi kendisinin kendisiyle ilgili yaptığı kariyer planını bu seçime değil de birden bundan sonraki seçime yani bir erken seçim olur, zamanında seçim olur, ona göre yapacağı kanaatindeyim. Zaten partisinin kendi logosuyla seçime girme noktasındaki temeldeki ısrarının sebebinin de açıkçası bu olduğunu düşünüyorum. Gerçi tabii belki kendisi seçime girse alamayacağı kadar milletvekili sayısını o ittifak masasında aldı kendisini ama benim daha çok dikkatimi çeken Konu yani Millet İttifakı arasında bence Millet İttifakı seçmenleri arasında kafa karıştırıcı olan seçmenimizin tamamını Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönlendiremeyebiliriz. ...şeklindeki ifadesi oldu. Yine e, İyi Parti'de Aytun Çıray ve... Mustafa Dervişoğlu arasındaki... ...tartışma gerçekten çok enteresan. Geçtiğimiz haftalarda... E, İyi Partili bir yetkiliyle görüşmemde... ...buradan da paylaşmıştım TV yüz ekranlarında... E, ...seçmenin... E, İyi Parti seçmeninin yüzde kırkına yakın... ...bir kısmının e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun... ...adaylığı konusunda kafasında soru işareti... E, ...var sözleri. Yani şunu söylemek istiyorum. E, i̇lk defa Millet İttifakı yani... ...AK Parti ve e, MHP yani... Cumhur İttifakı karşısındaki parkta... ...kazanacağım inancının ve motivasyonunun... ...bu kadar yüksek olduğu bir dönemde... ...bu ittifak üyeleri arasında... ...kamuoyuna verilen bu tip mesajların... ...anlaşmazlık mesajlarının... ...ben ilerleyen aşamada yani seçimin... ...bu kritik son 18 gününde... ...dezavantajlı bir fotoğraf... ...yani seçimi kaybederler vesaire demiyorum ama... ...dezavantajlı bir fotoğraf... ...olduğu kanaatindeyim. Çünkü... ...yüzde birlerin, ikilerin... ...seçim sonucunu belirleyeceği noktasında... ...herkes antant. Yani aynı durum. E, tabii ki e, az önce e, Serkan Toper MHP'deki çalışmaları anlattı. Mesela aynı durum MHP tabanı içinde geçerli. İşte e, tabii bir ittifak e, kültürü oluşmuş durumda orada son 4 yıldır 5 yıldır ama şunu söylemek istiyorum. Yani iyi partilerinin ne kadarını kendi partisine verip Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceği ya da işte DEVA gelecekten ne kadar fire olacağı. Cumhur İttifakı'nın diğer partilerin tamamının mı sayın e, Erdoğan'a oy vereceği? Yani biz aslında ilk defa e, 5 yıllık bir Cumhur Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve ittifak modellemesinin ardından bir sandığa seçime gidiyoruz. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum Cansu. Anketlerden sağlıklı bir sonuç çıkmasının ben çok mümkün olduğu kanaatinde değilim. Seçmende de özel evlerde bile sessizlik var. Yani i̇ttifak eşler arasında ilk kez e beyler anneler arasında bile ilgili mi emin değilim diyorsun Deniz. Yani e, şu anda e, mevcut durumda adaylar eksenli bir şey oylayacağız. Yani biz bir meclisi oylayacağız ayın 14'ünde. Sonuçlanırsa bir de Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını oylayacağız. İnsanlar kendi partilerine oy verecek ama Cumhurbaşkanlığı e, seçimi noktasında yüzde birlerin ikilerin birinci turda bitip bitmeyeceğini belki de belirleyeceği bir ortamda yani seçmenin parti tercihleriyle e, Cumhurbaşkanlığı noktasındaki ittifak tercihlerinin e, farklılık göstereceği kanaatindeyim. Yani ben ben yani, özellikle de Sayın Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde ilk turda e, mecliste olacak oluşacak tabloyla e, Türkiye'nin yönetim biçimi açısından değişik bir şeyi deneyimleme e, ihtimalini yüksek görüyorum. Aynı durum Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde de söz konusu olacak. Yani çünkü bu ittifak koalisyonun ismine her ne dersen de e, sevgili Cansu akabinde de devam ettirilme noktasında e, bir takım sınavlarla karşı karşıya gelecek. E, yani e, kim kazanırsa kazansın. E, 14 Mart ya da 28 Mart sonrasında e, Türkiye'de yönetim açısından e, ilginç e, şeylere, ilginç deneyimlere e, sahne olacağı kanaatindeyim. Onun dışında birinci tur mu ikinci tur mu sorusuna gelecek olursak e, ben bugünkü fotoğrafta tabii dediğim gibi henüz çok erken önümüzdeki hafta belki birazcık daha net bir tablo çizeriz sana e, ben bugün tabii eğer seçim olsa tabii bugün Deniz. değil seçim i̇kinci, ikinci, tabii, ikinci tura kalacağı kanaatindeyim ben seçimin tabii 18 günlük süre zarfında daki liderlerin performansları e, ve e, seçmenle kurulacak iletişim modeli birinci turda da seçimin sonuçlanmasına e, sebebiyet verebilir. Ben burada Erdoğan cephesinin en büyük avantajının e, HDP'nin e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklemesi, işte ne bileyim bir adayın e, tutuklanması, işte Kandil'in e, buradaki zaman zaman verdiği mesajları e, Millet İttifakı'nın henüz tam olarak tölere edemediği kanaatindeyim. E, tabii en büyük dezavantajı da e, Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun da avantajı. Tabii ekonomi her ne kadar şu an seçimin tam gündeminin göbeğine ekonomi oturmasa da vatandaşın tam gündeminde vatandaşın şu anda tek düşündüğü e, mutfak. E, tabii siyaset dediğim gibi e, muhalefet açıkçası ben yeteri kadar e, o ekonomiyi seçimin tam göbeğine oturtuk, oturduğu kanaatinde değilim. Daha çok işte mezhep, etnik, köken bu benzeri tartışmalar e, noktasında e, açıkçası iktidarın işine gelecek bir sahada e, şimdi döndüğü kanaatindeyim. Diğer taraftan da en büyük avantajının Sayın Kılıçdaroğlu'nun iki popüler belediye başkanının gerçekten çok sert bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vermesi burada da beni şaşırtan Sayın İmamoğlu değil Sayın Yavaş. İmamoğlu zaten söyleyeceği en sert sözleri söylüyordu. Sayın Yavaş da bu zamana kadar makul bir siyasi çizgi çiziyordu belediye başkanlığı çerçevesinde. Gerçekten çok sert siyasi söylemlerle Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddiasına destek veriyor. çok kısa araya girmek bir istiyorum. Bir de şu Mansur var. Yavaş Sayın... vurgusu yaptın ya Deniz. Mansur Yavaş'ın sahalardaki performansı ile ilgili yani sahalarda çok iyi performans gösteremez kaygıları vardı. O yönden eleştiriliyordu. Mansur Yavaş'ın sahalardaki performansı Ankara'da nasıl konuşuluyor? Beklenilen gibi mi yoksa beklenenin aksine bir performans sergileri mi? Neler konuşuluyor yani oraya girdiğinde çok merak Sayın ettim. Şöyle Sayın yavaş ya gözüken o ki ya. Ee, gözüken o ki Cansu Sayın Yavaş'a şöyle bir e, görev verilmiş e, Millet İttifakı o propaganda makinesi çerçevesinde. Ee, özellikle HDP-Kandil e, düzleminde e, Sayın Kılıçdaroğlu'na e, ve Millet İttifakı'na yapılan e, eleştirilerin e, vatandaş nezdinde e, bazı karşılıklarının olması milliyetçi e, kökenden gelen bir siyasi olan e, Mansur Yavaş'ın söylemleriyle e, bir nebze olsun e, ötelenebilir, bir nebze olsun e, bunun önüne geçe geçilebilir düşüncesiyle e, Sayın Yavaş'ın bütün mitinglerinde e, özellikle e, PKK, e, işte bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan aleyhine açıklamaları işte biz kazansaydık işte sayaçları PKK'lılar okuyacaktı sözü hani nerede şeklinde çıkışlarıyla aslında biraz da biraz olsun bu HDP'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteği üzerinde seçmenin üzerinde yarattığı o psikolojik baskıyı alma üzerine açıklamalar yapıyor. Etkisi oluyor mudur? Oluyordur. Ama kazandıracak bir etkimidir bu? Dediğim Peki. gibi biraz daha bununla ilgili cümle kurmak açısından vakit.